23 Nisan oturumunda yaptığımız konuşmalarda bir hususun altını özellikle çiziyoruz. O da bugünkü meclis gerçekliğini eksiklikleri de olsa aşan, onun ilerisinde olan 1920 meclisi ve kapsayıcı yapısıdır. Kayıtlara baktığımızda Lazistan mebusu da vardır, Kürdistan mebusu da vardır. Ademi merkeziyetçilik ve temsilde kısmen de olsa adalet prensiplerinin esas alındığı mozaiği 1921 Anayasası'nda görmek mümkündür. Mecliste kendi kimliği ve rengiyle temsilin önü açık olduğundan ulus milliyetçilik formları henüz esastan hakim değildi o zaman. Kısaca geçen yıllar içinde temsil edilmesi gereken halk iradesi ve yaşam için kader birliği adeta iktidarların insafına bırakılarak eşit yurttaşlık hayalleri hepten gasp edilip bunu takiben merkez yerel yönetim dengesi bozulmuştur. Bu tablo geçmişin devasa bir yıkıntısı olarak önümüzde tüm yakıcılığı ile durmaktadır. Değerli halkımız, aradan geçen 100 yıl içinde bir soru orta yerde duruyor. 102 yılda ne değişti? Evet, şüphesiz bizler ve dünya çok değişti. Siyaset, toplum sosyolojisi ve teknoloji dönüştü. Çok uzağa gitmeden blockchain gibi teknolojiler üzerinden gelişen merkeziyetsiz yapılar sınırları anlamsız kılmakta, ulus devlet ve kapitalizmin tüm ezberlerine meydan okumakta, deyim yerindeyse artık finans kapitali sarsmanın eşiğindedir. Böylesi bir fotoğrafta kısa süre önce başlayan Ukrayna işgali ve bu işgal paralelinde yürüyen Atlantik Pasifik hattındaki kıyasıya satranç oyunları ile NATO'nun dönüşü, kapitalist modernite dediğimiz aygıtın ekonomik politik tahayyüllerinin neler olacağını bize gösteriyor. Türkiye son derece akışkan olan bu küresel değişikliklerden tabii ki azade değildir. 2023 ile yeni bir yüzyıla girerken bazı siyasi, sosyal ve toplumsal anlayışları ya terk edecek ya da zamanın ruhuna yenilmiş, hikayesini kaybetmiş bir ülke olarak yola geriden son derece krizli ruh halleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eksen kaymaları devam edecek. Şunu söylemek mümkün, 100 yıllık süre boyunca Cumhuriyet antidemokratik bir karaktere sahip olmuştur. Evet, ortada bir cumhuriyet var ama eksiktir. Hem de demokratik değil. Ortada sembolik bir demokrasi var ama toplumdan yana değil. Ortada sorunlar var ama yönetenler görmekten ve çözmekten yana değil. Ortada farklılık, çok seslilik var ama hepsi tehlike olarak görülüyor. Birçok şey söylemek mümkün ve hepsinin çıktığı tek bir kapı var. O da inkar. Evet, tüm kimlikler inkara dayalı devlet aklı altında eziliyor. Tüm değerler inkara dayalı siyaset altında görünmez kılınmak isteniyor. Tüm zenginlikler inkara dayalı siyaset altında yoksullaştırılıyor. Görüyoruz, hukuk ve adalet hiç olmadığı kadar iktidarın komplolarının yürütülen yargı sisteminin vesayeti altındadır. Yargı adeta testere misali, yurttaşlık kurumu başta olmak üzere öteki kimliğe tabi her özneyi devre dışında bırakmaktadır. Görüyoruz, komploların devlet felsefesi haline getirildiği, küresel risklerin ve değişimlerin okunamadığı yeni dünya düzeni kurulurken 100 yıl öncesinin devlet refleksleri ile hareket edildiği bir çağ yangınındayız. Gelinen aşamada iktidar ve küçük ortağının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yeni bir inkar konseptiyle girmeye çalışması tesadüf değildir. Özellikle Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere halklara dönük tahammülsüzlüğün nirvana'ya ulaşması, demokratik siyaset yürütenlerin tutuklanması, kadın düşmanları, cezaevlerindeki şiddet, şeffaf hale gelen işkence ve milyonların adeta
vatandaşlıktan çıkarılmasına dönüşen kayyum rejimi bunun göstergelerindendir. İşte bu kıyametin içinde bizim inandığımız reçete demokratik ulus düşüncesidir. Demokratik ulus tüm bu sosyal, siyasal, ekolojik ve ekonomik krizlere karşı geliştirilmiş toplumcu bir politikanın adıdır. İnançları, halkların birliğini, toplumsal cinsiyeti, özgürlük ve dayanışmayı esas alır. Çok dilli, çok kimlikli, çok inançlı ve çok kültürü içeren, ötekileştirmeyen demokratik bir cumhuriyetin ulus halidir. Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, biz Halkların Demokratik Partisi olarak her şeyin politika ile başladığına inanıyoruz. Ve demokrasi politikanın ahlaki yüzüdür diyoruz. Herkesin diline doladığı, içinde politikanın olmadığı soyut demokrasi değil, toplumsal sorunlara çözüm olacak hakiki demokrasi istiyoruz. Çünkü günümüz dünyasının bayrağı demokrasidir. Gençler ve kadınlar bu bayrağın taşıyıcılarıdırlar. Bu özel günün ve burada hazır bulunanların huzurunda açıkça söylemek isterim ki, demokrasinin bugünkü tanımı devletin kötüye kullanılmasıdır. İktidar bloku demokrasiden haz etmiyor. Bunu görüyoruz. Siyasal muhalefet de demokrasiden korkuyor. Tam da burada üçüncü yol olarak diyoruz ki, demokrasi insan özgürlüğünü garanti altına alıyorsa demokrasidir. Aynı şekilde adalet bizim en büyük amacımızdır. Adaletten yoksun her politika yaşam siyasetinin ihlalidir. Laik, sivil, özgürlükçü ve inanç özgürlüğünü gözeten, farklı kimlik, dil ve kültürleri kapsayan, toplumsal müzakereden yana bir anayasa demokratik bir çıkışın başlangıcı ve ruhudur. Biz Halklar Bahçesi HDP olarak kimlikleri yok sayan, bizleri katı tanımlara hapseden, toplumsal sorunlarımızı çözmek yerine daha da kutuplaştıran, kriz ve kaoslarla ayakta kalmaya ant içmiş, doğayı düşman ilan etmiş hükümetlerin halka değil, halkın hükümetlere hesap verdiği bir cumhuriyet istemiyoruz. En köklü ve hayati sorun olan Kürt sorununu çözemeyen bir cumhuriyet istemiyoruz. Bizim ihtiyacımız demokratik bir cumhuriyettir. Çünkü bu ülkede Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Romanlar, Pomaklar, kadınlar, gençler, emekçiler ve en çok da çocuklar kendi geleceğini güvende hissetmiyor. Yarınlarına umutla bakamıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 23 Nisan'da ne yazık ki çocukların kutlayabileceği bir bayramdan biz söz edemiyoruz. Cezaevlerine atılan, şiddete ve cinsel istismara uğrayan, sokakta, tarlada çalıştırılan, ana dilinde eğitim göremeyen çocuklar bu ülkenin kanayan yarasıdır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomik faaliyette çalışan 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Nitekim İŞİK Meclisi'ne göre kayıt dışı çalıştırılan çocuklar göz önünde bulundurulduğunda çocuk işçi sayısı 2 milyonun üzerindedir. Spesifik bir örnek vermek istiyorum. İzmir Barosu 2020 yılında çocuk istismarı suçu için 1078 avukat görevlendirdi. Bu sayı 2021'de 1470'e çıktı. Demek ki çocuklar risk altında. Demek ki çocuklar her alanda risk yaşıyor. Özellikle vurgulamak gerekiyor. Meclisin çocukların yaşam hakkı ve ana dilde eğitim hakkı başta olmak üzere tüm haklarını güvence altına alan bir ortamı yaratmamış olması en büyük demokrasi ayıbıdır. Bu konunun siyaset üstü tutularak parlamentonun adım atması çocuklara karşı hepimizin tarihi bir sorumluluğudur. Buradan çağrı yapıyorum, açık çağrı. Gelin mecliste çocuk hakları daimi komisyonunu önce bir kuralım. İkinci bir adım olarak da çocuk hakları bakanlığının kurulması için yasal süreci başlatalım. Nüfusun üçte birini oluşturan çocuklara dair bir çocuk hakları siyaseti yoktur.
Biz çocukların istismara uğramadığı, yoksulluğun kader kılınmadığı, sağlıklı şartlarda eğitim ve barınma hakkından barınma hakkından yararlanabildiği bir ülke istiyoruz. 100 yıl önce bugün çocuklar için bayram olarak hayal edilmişti. 102 yıl sonra bunun hala neden bayram olamadığını tartışmak acı vericidir. Bayram olarak açılan bir meclisin bugün işlevsizleştirilen sıradan bir binaya çevrilme hikayesine dair söz kuruyoruz. İşte ülkenin özeti bu. Bizler silahlara her dakika milyon dolar harcayan ve her dakika yüzlerce çocuğu açlıktan ya da iyileştirilebilir hastalıklardan öldüren bir dünyaya ve bu sisteme hayır diyoruz. Bir çocuk mamasına erişemediğimiz bu zalim zamana hayır diyoruz. Hiçbir yere varmayan, yürüyen merdivenlerle övünen, kitapsız kütüphaneler, çocuksuz kreşler ve eğitimsiz üniversiteler açanlara, nehirsiz köprü yapanlara, kendinden olmayan herkesi düşman gören bir ayakkabı kutusu. Tamamlayalım lütfen. Tamam. 3. dakika oluyor Sayın Tanış Beştaş. Evet, sağ olun. Nehirsiz köprü yapanlara ve ayakkabı kutusundan rejim yaratanların karşısındayız. Biz yaşamın önüne tecridi koyanlara hayır diyoruz. Denir ki affı olmayan yegane günah umuda karşı işlenendir. Bu ülkedeki çocukların umudu ile oynayan bu günahkar sisteme hayır diyoruz. Ezilen halkların düşünürü Fanon lösemi olup gencecik yaşta ölmeden önce şunu der. Önemli olan inandığımız fikirler için elimizden gelenin azamisini yapıp yapmadığımızdır. Eğer en başta bir amacın hizmetkarı değilsek, halkın adalet ve özgürlüğünün sevdalısı değilsek, yeryüzünde bir hiçiz demektir. Yaşamı belirleyen husus çabalarımızdır, döktüğümüz terdir. Bizler yaptıklarımızdan ibaretiz. Evet, biz bu bilinçle 100 yıldır direniyoruz ve İnce Mehmet'in Çukurova'dan dediği gibi direnmek... Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş.